Herkese yepyeni bir vlogdan selam canlar. Yeni bir vlog, hoş geldiniz. Efendim annem? Bir şey yapmıyorum, oturuyorum. Canlar, tam bir ev modundayız bugün. Canlar. Dur değme, düşmesin tamam mı? Otur. Niye? Tam bir ev modundayız çünkü günlerdir durmaksızın yağmur, sel, fırtına var Viyana'da. Eminim birçoğunuz da zaten haberlerden görmüştür. Yani bayağı böyle... İbaşvemung falan oldu yani şey su taştı benim dışına baya. Benim okum geldi biraz. Evet su bastı mı deniliyor İbaşvemung. Bizim burada yok yani 10. Viyana'da tabi yağmur falan var hala ama 14. Viyana mıydı? İşte oraları baya su basmış. Bir de Viyana dışındaki köyleri yani böyle yollar falan baya kapanmıştı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Gerçekten kötü bir durum tabii ki de. Anne! Efendim anne? Bizim tane yol kapalıymıştı. Evet anne. Dün kapalıydı. Bizim bura kapalı değildi annem. Ama çoğu böyle otoban o köylerin orada yollar falan kapanmıştı. Yolun yani gerçekten abartısız. Kaç gün oldu yağmur hep böyle %100 yağıyor yani böyle nasıl diyeyim durmaksızın yani gerçekten öyle non stop yani. Ama yarından sonra yani salıdan sonra güneş gösteriyor ve 22 derece falan gösteriyor. Oturuyorsun ya bebeğim. Ay dur annen saçı düşmüş. Lan gel otur annem. Yani yarın inşallah bakalım havalar tekrar düzelecek. Yani bu hava gerçekten moduma da yansıyor yani. Böyle hiçbir şey yapasım gelmiyor yani tam böyle anne. Yeme içme uyuma şeyi havası. Tutma tamam mı annem? Düşer annem kamerası kırılır. O yüzden böyle motivasyonumu pek toplayamıyorum ne bileyim. İşte mecburiyetten yaşıyormuş gibi hissediyorum. Tabii çok şükür de gerçekten havalar benim moduma çok yansıyor. Yani böyle güneşli güzel bir hava olunca otomatikman böyle enerjim oluyor. Eminim birçoğunuzda da zaten öyledir. Ama bu havalar benim uykumu getiriyor. Ama onda bir simbol mu? Gerçekten uykumu getiriyor bayağı bir. Hayır annem o çok ağır. O babanın 8 kilonu taşıyamazsın. Ay bir önceki videoda Gül öldüm ya editlerken de. Çok komik bir gündü gerçekten. Semanur ve Güldane ile falan buluştuğumuz gün. Yok annem bak benim de boyum yetişmiyor. Çok ağır biliyor musun? Eğer ayağımıza düşerse ayağımız kan olur. Bu arada saçlarım da 2 gündür örülüydü. Çok şükür açtım. Baya böyle kıvırcık şu an. Hatice gelsin bize. Bu da Hatice gelsin deyip duruyor. Hatice Zeyt anneyle Hatice teyze bugün spora yazılacak muhtemelen. İstiyorum. Yani bugün aslında konuşmuştuk. Hani bugün yazılacağız diye. İstiyorum. Hatice gelsin. Ama o çalışıyor anneciğim. Gelsin. Hadi git biraz oyun getir oyun ya. Ay benim saçlarım ne bükülmüş koltuğa. Süpürgeye getirdim de çektirdim. Şimdi 2 gündür örülüydü ya saç dökülemedi. Şimdi o saçlar tabii kafamda kalmaz. Dökülüyor. İlla dökülecek yani. Neyse eskisi gibi dökülmüyor ya ona şükür. Değil mi bebeğim? Bakın nasıl yağmur yağıyor. O bir tarafa bakma.
Nereye? Buraya. Ay düşer ama aşkım. Yağmura bak. Tamam dur. Dur. Bakın yağmur yağıyor. Ben de koyuyor ya. Ben onu bana ver. Senin yine saçların uzamış. Evet. Adayta. Dur böyle tut böyle. Bundan tut o zaman gözükürsün. Şöyle tut şöyle. Tamam. Baba. Merhaba. Baba. Merhaba. Uykum geldi Zeyt. Baba. Ben biraz yatayım. Hayır. Hayır. Yatma. Şaka yaptım Zeyt. Canlar, Zalando'dan bir paketim gelmişti. Yani fazla bir ürün yok içerisinde ama sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle kendime bir şapka aldım. Yani bu tür şapkaları yani kepileri pek kullanmıyorum. Çünkü kendime bilmiyorum biraz yakıştıramıyorum ama çok hoşuma gidiyor. Aşırı hoşuma gidiyor. Bir ara çok takardım aslında da uzun bir süredir takmıyorum. Zeyt de Tony Box'u çalıştırdı şu an bir saniye. Aferin annem. Tam çiçekti biraz sesini kız. Şöyle New Era markası bir kepi aldım. Zaten bu markayı eminim biliyorsunuzdur. Hatta bir ara bende vardı. Siyah rengi mi vardı acaba? Tam hatırlayamıyorum da üstüne bayağı bir zaman geçti. Bu unisex. Hem çok kullanabilirim hem ben kullanabilirim. Rengi tam sonbaharlık diye düşündüm. Böyle kombinlerimde güzel olur. Şu etiketini falan bir sökeyim deneyeceğim. Tabii bu saçlarla şu an olmaz. Ama deneyeceğim. Böyle ne bileyim saçınıza hani sıkı bir at kuyruğu işte topuz yapabilirsiniz. Yani ne bileyim bu saçlarla. Güzel kıvırcık saçlarla da aslında olabilir gibi de şu anki saçlarımla pek uyumlu değil gibi. Neyse. Önce bir boyuna bakayım da hangi boy bana gider. Şöyle. Bence tam sonbaharlık bir şapka. Tabii şu an pek güzel durmayabilir ama onun dışında şöyle iki tane ürün daha aldım. Bir tanesi Smashbox'tan Photo Finish Primer. Bunu da bayağıdır denemek istiyordum aslında. Küçük boy aldım denemek için. Bayağı minik herhalde. Fiyatını da tam hatırlamıyorum. Dur annem. Şöyle çok minik bir primer. Bakın şöyle göstereyim. Umarım netliyordur. Yani bu böyle hem fondötenlerin altına hem de yani fondöten kullanmasanız bile base olarak kullanılıyor. Ve bayağı böyle öneriliyor yani. O yüzden denemek istedim. Bir ara deneriz. Şu an bir şey sürmek istemiyorum yine. Bunu aldım. Dur anneciğim makası bana ver. Dur. Hayır makas olmaz çocuklara. Onun dışında Clinique markasından bir tane lip balm aldım. Yani ruj gibi de değil de. Ne yazıyor? Lipstick yazıyor aslında üstünde ama böyle yapısı hafif bir yapı. Yani renklendirici gibi. Bunu da denemek istiyordum. Bayağıdır görüyordum yani. Black Honey rengi. Böyle tam böyle siyah gözüküyor gerçekten. Yani bayağı koyu gözüküyor. Siyah değil de. Ama dudaklar güzel duruyor. Şu an dudaklarım zaten bayağı kuru görünüyor. Bir deneyelim. Canlı test. Çok doğal görünüyor. O ne? Bak bu bu. Aşırı güzel bir yapısı var. Çok güzel. Yapsın bayağı beğendim. Bunu böyle günlük için aldım. Hani dudaklarım soluk durmasın diye. Gayet de başarılıymış. Yapsın çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Şöyle göstereyim size ambalajını. Numarası da yani rengi de Black Honey. De niye netlemiyor? Çok ışık var sanırım camın önünde. O yüzden pek netlemiyor. Canlar gerçekten bayağı sevdim bunu. Sanki böyle kendi dudak renginizmiş gibi duruyor. Çok hafif güzel bir yapısı var. Bizimle kesinlikle reklam değil bu arada. Kendim Zalando'dan sipariş verdim.
Çok çok güzelmiş. Bakın hemen yüzüm canlandı. 06 numara. Evet. Black Honey. Bayağı güzelmiş. Kullanırım. Böyleydi yani ya. Başka da bir şey almadım. Bu aralar bu arada Shein paketim de geldi. Bayağı dev bir kargo. Onu da inşallah havalar düzelince güzel bir denemeli alışveriş videosu çekeceğim. Şu an o enerjiyi kendimde bulamıyorum ki zaten de çok karanlık şu an, yani güzel çıkmaz. O yüzden yarın veya çarşamba günü muhtemelen çekerim. Öyle. Kızlar aslında kahvaltıyı güzel yapmıştım ama canım böyle cornflakes ve muz istedi. Bunu çok severek yiyorum gerçekten ama bayağıdır yemedim. Evde de şu cornflakesleri almışken yapayım dedim. Muz, süt ve bunlar, mısır gevreği. Çok güzel oluyor bu üçlüyü, mutlaka deneyin. İçine bal da katabilirsiniz ama ben böyle yiyeceğim. Sen de yiyebilirsin anneciğim. Yemiyorum ben. Sen bilirsin. Kendime bir kahve yapacağım. Günün ikinci kahvesi diyebiliriz. Bir bardak daha içeceğim şu küçük kupamdan. Sabah da içmiştim. Genelde zaten max 2 fincan, fazlası bana zarar. Uykumu çok etkiliyor. O yüzden geç saatte de içmiyorum. Saat daha da geçmeden bir bardak içeyim dedim. Bu arada kahve aldım, doldurmam lazım. Burada da tozum var. Ve inanın kahve tozu çok zararlı gerçekten. Yani bu alışkanlığımı nasıl bırakacağım? Yani bana bir yol yordam gösterin. Yani hiçbir şey bana bu işte toz kahveyle bu toz sütün tadını vermiyor. Yani krema denedim, sütle deniyorum. Yani o tadı alamıyorum ya. Nasıl bırakacağım bilmiyorum. Belki de bu yüzümdeki çıkan sivilceler sütten dolayıdır. Yani bu süt tozundan dolayı. Olabilir yani. Ama işte nasıl bırakacağım? Çünkü kahvesiz böyle ne bileyim. Ya aslında insanoğlu her şeye alışır da işte biraz da böyle kendim istemiyor gibiyim ama bakacağız ya. Sizler de hep bana diyorsunuz Rumeysa süt tozu çok sağlıksız diye. O yüzden size bir sorayım, sizce bu süt tozu yerine ne kullanabilirim? Yani çok böyle tadında çok değişik olmayan bir şey olsun. Şimdi hani sade sütle içince dediğim gibi pek hoşuma gitmiyor. Acaba farklı bir sütle mi denesem? İşte yorumlara yazdım, bilemiyorum. Ya bıraksam iyi olur aslında. Neyse bir kahvemi yapacağım. Makinem durdu, bulaşık makinesi. Onu boşaltalım hemen şipşak. Çalıştırmıştım çünkü bugün kahvaltıdan sonra. Onun dışında çamaşır yıkadım, serdim. Zeytten oyun oynadık, yani başka da bir şey yapmadım. Şöyle kahvem biraz soğusun. Direkt böyle sıcak sıcak da içemiyorum zaten. Hafif böyle ılıması lazım bende. Şurada da cornflakes'in bulaşıkları var. Hemen boşaltalım. Onları yerleştireyim canlar. Bir yandan da akşam yemeğini düşünüyorum başlasam şimdi diye de. Akif şu an yani bayağı böyle hiç aç değilmiş. O yüzden kendinize göre yapın diyor da galiba bekleyeceğim, beraber yiyelim ya, bilmiyorum. Fırına balık atayım demiştim. Geçen Hofer'den almıştım böyle soslu balıklar. Balık yanına da bir bulgur pilavı yapabilirim. Salata. Ne oldu? Sen de yaparım. Evet, biraz zaman geçirip böyle başlarız. Yani. Ben baş makinesini boşaltayım. Canlar tekrar mutfaktayım. Şunlar senin annem. Akif yemeyecekmiş. Saat de 6 oldu. O yüzden artık akşam yemeğine geçiyorum. Pratik bir şeyler yapacağım. Oluştan kendime. Şu sadeleri senin anneciğim. Anneninki de ıspanaklı. Bakın şunlardan fırına atacağım şimdi. Zaten 20 dakikada pişiyor. Bir de yanına şöyle sepse yapayım dedim. Burada gemiyle. Yağlı sepse çok lezzetli oluyor. Tamam annem. Bir de muhtemelen birazcık pirinç bulguru. bulgur yaparım yanına, bulgur pilavı. Evet, böyle. Göstereceğiz sonra menümüzü değil mi Zeyt? Evet. Kızlar tabağımız bayağı bir doyurucu oldu. Zeyt Mirza'nınki sade balık, yanına sebzesi. Daha yeni de kaşıkladık bu arada. Bayağı lezzetli. Bulgur pilavı, bu da benim tabağım, benimki ıspanaklı. Çok güzel görünüyor. Şimdi anne oğul keyif yapacağız. Canlar bu arada Trendyol'dan da paketim gelmişti. Öylece unutmuşum. Size de göstereyim dedim.
Şöyle ikili bir takım almıştım. Tabii plisse yani. Bu takımlar ince oluyor. Şimdi bu hafta hava güzel. Giyerim mutlaka ama kışın giyemem. Tabii bakın göstereyim. İndirimdeydi, almak istedim ve çok hoşuma gitmişti. Çünkü plisse takımları ben çok seviyorum. Hani dolapta dursun, bir şey olmaz. İlla giyerim. Böyle bakın. Bu da üstü. Ama kolları hani farklı. Bakın şöyle ipli. Şuradan büzüyorsunuz. Ve buradan da hani şöyle bir kemeri geliyor bağlamak için. Yani böyle göğüslerin altından. Çok tatlı duruyordu. Esbe'den aldım. Trendyol'dan. Rengi de çok tatlı. Da kamerada şu an nasıl bir renk gözüküyor anlayamadım. Aslında böyle kaki gibi, böyle yeşil gibi. Onun dışında şurada da bir şey var da bunu henüz açmadım ve ne olduğunu bilmiyorum. Adresini göstermeyeyim mi? Kız bu ne almışım ben? Ha, hatırladım hatırladım. Aa ne kadar büyük duruyor. Kaç beden bu? 36. 34 var mıydı acaba? Şu yelekleri eminim biliyorsunuzdur. Aşırı tarz duruyor. Böyle palazzo pantolonların altına vesaire. Ama yani etekleri de güzel oluyor. Eteklerin üstüne ne kadar geniş duruyor. Ben bu kadar geniş değilim ki. 36. Yani ben bunu şöyle hayal etmiştim. Tam böyle vücuda oturur diye de. Bir deneyeceğim şimdi üstüm ama bayağı bir geniş duruyor. Neyse bir deneyeyim bakayım. Ona göre karar vereyim. Kalsın mı kalmasın mı diye. Herkese ertesi sabahtan günaydın arkadaşlar. Size güneşi göstermek istedim. Çünkü beni şu an çok mutlu ediyor. Mis gibi bir hava var. Burada olanlar zaten biliyorsunuz, anlatmıştım dün. O yüzden eminim herkes bu havaya şu an çok sevindi. Böyle tabii yerler daha ıslak haliyle. Dün çünkü tüm gün yine yağmur yağdı ama bugün, yani bu hafta daha doğrusu, yağmur göstermiyor. Bakalım. Güzel ya böyle. Böyle kalsın hep. Ben de bugün zehri kışa bıraktım. Eve geldim daha demin. Şimdi videomu editleyeceğim. Editlemeden önce şöyle mis gibi bir havayı çekeyim dedim. Tabii manzaram maalesef pek yok ama olsun, buna şükür. Hepinizi öpüyorum. Ben videomu editlemeye geçiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere.